Senin için dağları delerim. Senin için dağları delerim. 3 tane farklı kadın çok zor. Bir kere okey. 2, 3, 5, 15. 15 mi? 15 olmaz ama ya. İşte yani. 15 o zaman Yasemin'e destek oluyoruz. Evet. İban oluyoruz. Yani garip oldu evet. Bizim için de garip oldu. Nasıl hissediyorsun kendini Yasemin? İyiyim falan anlamamıştım ya. Serenay ama ben seni Serenay için terk ediyorum. Allah'ım Yasemin çok yavaş ve çok büyük açılıyor. Geri dönmek inan içten değil. Hani var ya. Karşınızda Yasemin Şefik. Hoş geldiniz. Harika bir akşama hoş geldiniz. İki tane konuğum var. Bugün çok şanslısınız. Tek bileti iki konser biletiymiş gibi hissedeceksiniz. Ve ikisi birbirinden eğlenceli insanlar. Aşka bakacağız, ilişkilere bakacağız. Bugün programda olabilecek her şeye bakacağız. Hazır mısınız? O zaman davet ediyorum. Önce hanımlar. Yasemin Kayalın. Murat Cemcir. Wow. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. İstediğiniz kadar. Az evvel takla atıyordun. Güvercin gibi. Evet, bu ikili niye yan yana çok merak edildi. Güzellik salonu mevzusu oldu hatta. Evet, bir, evet. Ve çok eğlendiğim bir konuydu. Açtınız mı? Ya biz tam açacakken bir sıkıntı oldu. Böyle bir maliyet hesabını yanlış yapmışız. Çok emniyetli gelmedi bize yani. Anladım. Aslında çok emniyetli bir iş. Ülkemizde yeteri kadar güzel insan var diye düşündük. Bak yeter. İşte bu güzeldi. Peki, peki okey güzeldi. İyi misin? Aradı mı? Kapsamlı bir soru. Evet yani genel olarak sordum. Genel i̇yi olarak misin? İyi misin? Evet. Acayip iyiyim ya. Hiç ummadığım bir ikilisiniz biliyor musunuz? Ya gerçekten. Biz de. Ya bu iş nasıl oldu çok merak ediyorum. Çünkü sizi görenler bunlar işte manitacılık mı var dendi magazinde. Hayır. Dizi mi geliyor? Değil. Güzellik salonu mu değil? Güzellik salonu da değil. Ne yapıyor bunlar dedik. Ve sahneden çıktınız. Tabii. Sanat. Ya ne yapabiliriz ki? Yani garip oldu evet. Bizim için de garip oldu. Nasıl hissediyorsun kendini Yasemin? İyiyim falan anlamamıştım. Ben kendimi nasıl hissediyorum? Ben kendimi tam olmam gerektiği yerde hissediyorum açıkçası. Nasıl yani geldi böyle, teklif? Vallahi yani çok benim her şeyden böyle kendimi böyle evrene teslim ettiğim, her şeyin böyle üst üste gelip ben bir dakika ya, hayatta her şeyi kontrol etmeye çalışmayayım, itmeye çalışmayayım, bir bırakayım. Salayım dediğim. Teslimiyet evet. Çalışayım hı-hı. Dediğim dönemde Murat bana mesaj attı. Dedi ki böyle böyle bir metin var okur musun falan. Okudum teksti, çok beğendim. Neil Simon'ın Büyük Aşıkların evet. Sonuncusu teksti. 2013'te mi? Yok. Yazıldığı 2000... sene mi? Evet. 1969. Yakın. Hatırlaman imkansız. Yakın. Arkadaşlar. Oynuyorlar arada. Şimdi de biz oynuyoruz. Dedi ki hangi karakteri oynamak istersin? Ben dedim hepsini çok sevdim ve hepsini oyna dedi. Üç kadınımız var. Evet. Üçü de sensin. Evet. Çok şans. Peki üç kaşe mi alıyorsun? Nasıl oluyor? Bak işte orayı ben akıl edemedim biliyor musun? Tabii aynen öyle. Murat gene. Zaten lojistik bir seçilmiş. Ben kendi üstüme alındım böyle iltifat gibi algıladım. Vay be demek ki böyle bir oyuncu olduğumu düşünüyor diye. Meğersem tamamen bütçesel hesaplardan. Evet. Yani şey böyle hani evli barklı 45 hı-hı. yaşına gelmiş... Üç tane çocuğu olan bir adam. Ya ben ne yapıyorum diyor. Ya, hayatımın işte 45 yaşına geldim ve hani her şeyim güzel. Olağanüstü demiyor mesela. Fena değil bir hayatım var. Hoş bir sorguluyor hayatım var. Ama. Rahat batıyor adam aslında. Hani her şey iyi giderken risk almak istiyor. Ve ben diyor hiç sınırlarda gezmedim. Hiç böyle sivri bir hareket yapmadım. Agresif davranmadım. Kavga etmedim. Ben diyor karımı aldatayım diyor. Ne güzel üç ya. Farklı kadınla annesinin evinde. Üç farklı zamanda. Üç farklı kadınla buluşuyor ve güvenli aldatma. Güvenli alana bir yer annesinin evet. evinde. Evet, evet. Yani bilindik bir yer olsun diyor herhalde. Ondan sonra. Ve hani üç farklı zamanda deniyor fakat beceremiyor yani. Hani... Annesinin evinde denediği için olabilir. Tabii olabilir evet, yani. Çünkü orada kadınlar bunu öğrendiği yanda zaten. Peki üç kadın, üç makyaj, üç kıyafet, bir akış var. Oyun kaç? Ya tek perde anladığım kadarıyla. İki perde. İki perde. Hiçbir şey bilmeyen. Beyaz Türk gibiyim. O da öyleydi ya. Normalde üç perde zaten. Hani karakter başı bir perde ama biz iki perdeye indirdik onu. O da bütçe. Kıyafetleri ben oyun esnasında değiştiriyorum. Baya performans bir şeyden bahsediyorsun aslında. Evet. Şu an çok rahat anlatıyorsun ama çok da öyle rahat. Rahat görünüyor mu? Çok rahat. Evet. Güzel. Şey yani göründüğü senelerin... kadar rahat değil. Hakikaten çok zor işmiş tiyatro. Evet. Hakikaten buradan bütün tiyatroculara. Sevgiler. Sevgiler. Bu nereden aklına geldi?
Ya şöyle, ben tiyatroyu çok seviyorum. Ben böyle ilkokula giderken okula temsiller gelirdi. Ondan sonra Tokat'ta Plevnik Öğretim Okulu'nda okudum. Çok fakirdik yani, böyle bir şey yoktu. Hani hatta okulda gelen oyunları izliyorduk. Hani paramız yoktu oyuna gidecek kadar. Sonra ben böyle izledim, baktım güzel. Herkes sahnedekilere gülüyor. Dedim ben orada olacağım yani. Hani burada olmayacağım gülenlerin arasında. Güldürenlerin arasında olacağım. Hı-hı. Öyle bir girdi hayatıma tiyatro. Sonra okul tiyatrosu, üniversite, üniversiteden sonra falan. En son tiyatro yaptığımız özel bir tiyatromuz vardı. O dönemin Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer, o dönemin Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit anayasayı attı böyle bir. Havadayken benim tiyatro battı. Daha yere inmemişti. Sonra işte pandemi döneminde çok fazla evde hepimiz gibi kaldığımda böyle sahne sanatlarına bir ilgim olduğunu fark ettim. Sonra işte oyun okumaya başladım sürekli. Hı-hı. Sürekli oyun okuyordum. İşte türlü ajanslardan falan. Sonra bu işte Neil Simon'ı ben çok seviyorum. Yaşadığı dönemin Amerika'nın Shakespeare'i diye anılıyor. Sonra bu teksti okuduk ve hani çok sevdik. O dönem başka birisi almış haklarını. Sonra ben bir ah ettim. Sonra haklar bize geri döndü. Ah ettim dedi ya. Tek. Ah ettim tabii. Dedim, ah be dedim. O da bir ah be dedim. Ahtır. Minik ah. Demet Akalın ahı gibi. Aynen, şey. Evet, aynen, aynen. Ondan sonra Demet Hanım'a buradan sevgiler. Haliyle böyle bir oyunu da güzel ama üç tane farklı kadın olacak ve hani ben olacağım. Üç tane farklı kadın çok zor. Ya çok zor yani. Hani, şöyle çok zor. Üç tane o kadar yetenekli kadın çok az. Hı-hı. Yani hani memlekette. Tek vücudu buldum diyor bak. Bir tane vücutta buluşuyor olması lazım onların. O da çok güçlü bir ruh olması lazım. İyi de bir vücut olması lazım. Evet. Bir de şey Yasemin Kaya Allen hani üç kadın. Bak gibi, evet, değil evet mi? İşte. Ferda Ano Yarkın gibi. Masar Fuat Özkan böyle gidiyor. Evet, evet. Of esprilerde de yerdeyiz şu an. Eski espriler hep. O da oyunun ruhu 69 yazılmış o yüzden. O yüzden böyle Yasemin de yüksek nezaketiyle oyunu çok sevdiğini söyledi ve çok heyecanlandık biz tabii. O gün bugündür prova yapıyoruz. Ama bayağı o gün bugündür prova yapıyoruz. Oyunu sevdik. Ya biz biraz modernize ettik. Yani çok hiçbir şeyle ele vermeden hani böyle bir ihtiyacı adaptasyon var. Dememek hı-hı lazım ama bir modernize ettik. Bir katman daha ekledik oyuna. O yüzden hani bütün yazılan cümlelerin anlamına bir seviye daha eklendi ve onu hı-hı çevirmek için onu tekrar karakterlerin eş ortak geçmişini ortaya koymak için veya bir konuda anlaşmak için biraz üzerinde çalışmamız gerekti. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değildi aslında. Kesinlikle değil. Bir de dönemin hikayesi değişiyor. Tamam, ilişkiler hemen hemen bütün evet dönemlerde aynıymış gibi ama dili değişti. Evet. Anlatım biçimleri değişti. Evet. Yani bundan. Yani çevirmenimiz Nagihan Cemcir evet çok yetenekli bir. Akraba galiba. Çok yetenekli bir evet çevirmen. Evet işte bizim. Müthiş, harika. Ülkenin geleneği, liyakat. Sürpriz hikayenin bu olduğunu bilmek ve burada öğrenmek çok güzel. Bir Nisan'da var. Evet. Şakaymış meğer değil mi aslında? Oynamıyormuşuz. Herkesi... Arkadaşlar öyle bir şey yok. Güzellik salonu PR'ı için geldiler. Şaka. Kimse yok. Oyun da yok aslında. Biz öyle eğleniyorduk herhalde. Tut 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 yemeyelim. Üç kadın zor bir şey ama bu arada. Çok keyifli ama. Benim gerçekten yani... Yalan yok yani. Bir projede farklı karakterlere bürünebilmek isterdim. Yani her oyuncunun yeteneklerini, kabiliyetlerini, çalışkanlığını göstermek isteyebileceği bir alan. Hangisini çok şey seveceğiz Yasemin peki izlerken? Ben soracaktım. Laf aklımdan evet aldın ya. Abi ben sunuyor mu yaparım? Pardon, özür dilerim. İkinci kadını insanlar çok eğlenceli buluyor. İkinci kadın. Evet. Genelde de bütün ilişkilerde bir ikinci kadın. Güzel, evet. Şimdiye kadar hep ikinci kadın oynamış olan bir insan olarak. Yazarın kalemi o kadar ince ki zaten kadınların hikayesini anlamamak imkansız. Nereden geldiğini anlıyorsun bütün karakterlerin. Bana hangisiyle daha çok, en çok bağdaşıyorsun, özdeşleşiyorsun dedi. Dedim ki hepsiyle. Hepsiyle ayrı anlarda. O yüzden herkesin, bütün kadınların kendinden bir parça bulacağını düşünüyorum. Duydunuz mu? Yazan o kadar iyi yazmış ki ezberlemesi de zor olmuyor yani öyle şeyler. Çünkü of, içinde evrensel bir şeye dokunuyor. Orada bir herkesin içinde tınlayacak bir şey var. Abi hemen yenisini söyleyeyim. Bak. Koltuk. Böyle bir şey yok. Aynen. Biz en demokrat programız çünkü. O kadar talk show'a geliyor. Hayatımda böyle beyaz bir şey yok. Beyaz Söztürk'ten. Bir zamanlar üç adam vardı. Evet. Böyle Herdenin bir şey arkasından sandalyeye çıkan Zerafet böyle görmüş bir şey işte ya. Peki, o zaman size sorular soracağım. Yasak maalesef. Ha? Soru yok.
Değişik biri çıktı, yasak dedi. Yasaksa soruyorum, evet. Evet, hadi. Meryl Streep arıyor ve telefonu açmıyorsunuz. Çok iyi bir sebebiniz olması gerekiyor. Hayda. Hayda dedi. Açmak istedi ama. Evet. Açmam. Yazarım mesaj, derim ki şeytan açmam Prada telefonu. Giymez şekerim. Kurtuldu bak, hemen cevap verdi, kurtuldu. Bitti. Ben yani ihtiyarlara yer yok. Evet, yenilincimiz hayırlı olsun. Evet. Buradan Melis gibi. Şimdi jeton. Yalnız kalmak istediğinizde sizin ya, nerede bulurum ben? Bak, evde mi? Abi başka gerçi nerede bulacağım ev... ya? Ben de Yasemin evinde. Yalnız ben oradayım. O zaman yalnız kalamadım. Evet, yine kalamadım yalnız. Allah kahretsin. Ben de evde ya, yalnız kalayım ya. Ne yapayım ki? Başka bir şey yapmıyorsunuz. Kanlıca'ya gidip yoğurt yemeyelim yani. Gerek yok. Yemeyelim. Ya gerek gaz yok. Yapıyoruz. Evet, evet, gerek yok. Yani, ev güzel ya. Yani Guatemala'ya tek başıma gidip böyle yanardağa tırmanma hayallerim var. Yanardağa tırmanacağım. Evet ya, orada ne? Aktif bir volkan var, onu gidip görmek istiyorum. Bu gerçek isteğin mi? Evet, gerçekten evet. Şu ara sıkıntılı olduğun bir şey varsa bizimle paylaşabiliriz. Hayatın ta kendisi. Çok havalı harika, bir istek değil mi ya? Doğa harikalarını çok seviyorum. Gidip görmek istiyorum. Ölmeden önce hepsini görmek istiyorum. O zaman Yasemin'e destek oluyoruz. Evet. İBAN yolluyoruz. <Benim sonuna. gülüyor> Arabada yolculuktasınız ve benzin bitti. Hı. Ama çok güzel bir yerdesiniz. Neresi orası? Guatemala'da bir yanardağın tepesinde. Programın sonuna kadar hep oradayız biz. Hep oradayız, başka bir cevap. Yasemin konum at, oradayım. Ya inşallah yani... benzinliğe yakın bir yerdir. Ama çok mutlusun. Ya mutluyum da akşam mutsuz olacağım, soğuk hava. Hava mevsimi de verdi. Bak bir öyle anda böyle... Yani ben nerede olurum? Hadi Güney İspanya olsun. Aa, çok güzel. Arkadaş bir Antalya'ya git ya. Bir Antalya'ya git, bir Adana'ya git, Mersin'e git. Anamur var. Tabii. Yani benzinimin bitmesini istemem ama oralarda. Ya. Bam. Yeni tanıştığınız birini hemen sever misiniz? Mesela diyelim ki benle tanıştınız ikiniz. Hemen, sevmek derken? Ya böyle hemen olumlu duygu verir misiniz? Çok iyi biriydi ya falan. Ya da ben bundan bir kıllandım. Evet, gibi. Kararımı değiştirebiliyor muyum sonra? İstediğiniz ama... her şekilde. Tamam, ha, evet o zaman. Yani önce evet, sonra hayır diyelim. Yanılmış. Genelde öyle oluyor ama. Evet. Ama ilk intiba... Evet. Evet. İlk intiba evet. Ya ben severim ya insanları. Hemen mi seversin? Evet, evet. Ben sevgiyle kucaklarım. Sonra bakarım, notunu veririm. Aynen. Ondan sonra... Ha, herkese 100 puanla giriyorsun. 10 üzerinden 10. Evet. 100 eskide kaldı, 100 çok fazla. 100 onu hesaplayamıyorum. Fazla. 10 üzerinden 10 puanı herkese yani. Hani ha, 100 puan vermiyorum bile artık diyorsun yani. Öyle ama onluk sistemde benimki. Ha. Yüzük sistemde çok değil. Güzel ya. Onluk sistemde ama ben sınırsız kredi. Sonra o kendi kredisini kendisi düşürür. Hmm. Çok iyi. Ben de yapabilirim aynı şeyi Murat? Yani. Hani. Ben bir şey sormam. Kendilerine sorsalar ya, ben de dursam. Ben kaçtayım. Yasemin'le ilk konuşta ne hissettin? Çok iyi hissettim kendimi. Çünkü şey, içeri Yasemin girdiği anda hepimizi aldı. Aurasıyla, neşesiyle, evet, enerjisiyle. Evet, böyle bir şey var mı? İnsanlar gülüşüyor. Havalı ya. Bir rüzgar çarpıyor odaya girdiğinde. Yok, bir şey çarpmadı ama gülümsüyor insan şekli. Evet ya, iyi, bugün iyi geçecek hissi veriyor. Bir de sarışın ya, iyi ışık alıyor. Evet, güneş gibi doğuyor evet, diyorsun. Güneş gibi doğuyor, yansıtıyor yani onu böyle güzel. Ama ben seninle de ilk tanışmada aynı şeyi hissetmiştim. Böyle ama ben gülümseyen... de sarışınım. Ben de sarışınım. İnsanlar beni burnu havada zannediyor. Ben sadece ışığı iyi almak için öyle yapıyorum. Ooo. Evet. İyi magazin başlıyor. Tabii. Öyle. Plan yaptığınız günü sevgilinizi unuttuğunda nasıl biri oluyorsunuz? Bad. 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 Bad, yani çok bad olurum. Ben anlayıncaya kadar mı direkt net söylemez misin? Anlamadığını anladığımda. Oo, bir de o da beter. Tabii, soğuk soğuk rüzgarlar eser. Bakar of, bakar. Pasif böyle. Agresif çıktı. Aynen aynen. Haluk abiyle. Ben dedim Haluk kimse bu kadar ılımlı, kimse bu kadar uyumlu olamaz. Bir yerden bir şey çıkacak. Değil mi? Çıkacak bir şekilde. Çok iyi dinliyor. Çok tatlı bir insan. Evet. Çok sevgi dolu. Ama ne olacak yani? Çok korkuyorum sahnede bir şey gelecek. Çünkü çok tatlı değil mi? Her şekilde tatlı. Evet, evet, çok pozitif. Ya, ama o manitacılıkta başkadır işler ya. Evet. Ona bir şey diyemem. Bence şey kaç kere unuttuğuna bağlı daha önce. Ha. Kredi ama bizde o şey var, tabii. Doğru. Kredi açıyor. Eski defterler tabii. Bak. Bir kere okey. 2, 3, 5, 15. 15 mi? 15 olmaz ama ya. İşte 15 yani. Aptallık bende. Yani 15 olmaz ya. Haftada 7 gün var ya. Neye çıkacaksınız değil mi bununla beraber? Anadolu turnuvası. Ufak bir çıktık zaten Bursa'ya. Geçtiğimiz hafta Bursa'da oynadık, geldik. 24 Nisan Eskişehir, 25 Nisan Ankara'da oynuyoruz. Ha güzel, açılmaya başladı. Sonra evet. Aşağılara, yani neye inilecek sonra mi? Sonra açık havalar.
Aa, açık havalar olacak. Olacak. Evet. O heyecanlı. Peki bu turne yolculukları böyle uçakla gidip geleceğiniz yoksa eski sistem araçla, karayoluyla olacak şeyler mi? Bilmem, patron nasıl yapacağız? Okey. Yani bilmiyorum. Ya şöyle turne, ya tiyatro biraz daha böyle bir iç içe olma ve gezme hali ya. Böyle turne diye çıkma, işte yol yapma falan, öyle bir hal. Herhalde öyle yaparız gibi geliyor bana. Yakın yerlere gideceğiz zaten. Hem tatil de yapacağız aynı zamanda. Herhalde öyle olur. Benim hatıratımda kalan anılar hep çok güzel anılar. İşte 20 sene önce tiyatro yaptığımdan aklımda kalan anılar hep çok tatlı, çok güzel anılardı yani. Hani o yüzden hep böyle bir yolda, temaşa halinde, gülerek, eğlenerek. Ve en çok kilo aldığım dönem değil mi? Evet. Turne, öyle bir şeydir. Efendim çok güzel yuvalamamız var, çok güzel yağlamamız var. Evet, yani ben geçen akşam bir İskender'i hala atlatamıyorum. Bursa'dan döndükten sonra. Evet. Sen bir ara Instagram'ı kapatmıştın diye hatırlıyorum. Instagram, yok bir ara yorumlara kapattım falan. Ha, yorumları kapattım. Ondan sonra, yok Twitter'ımı kapattım ben. Ha, Twitter, özür dilerim. Çünkü evet, takip ediyorum. Baktım şeyden. Sağa sola, yani laf dolaşına gireyim. Hiç gerek yok. Duramıyorsun annem da ama. Annemle ben beraber bu sefer hani birilerine girişiyoruz falan. Hiç yani gerek yok o kadar şey olmaya. Yasemin, laf anlatmak zor değil mi? İşte anlamıyor ki insanlar. Boş boşuna yani, anlatıyormuşsun. Çünkü senin hatırlıyorum bütün... Ve şeyde iyi de bir yerden, bak kardeşim bu böyle değil, sabrını zorluyorsa deliriyor bir şekilde. Evet, evet. Normal bir hayat, aslında orası gerçek veya sanal diyorlar da, sinir sistemi bozuyorsa gerçek. Ya ifade özgürlüğü dünyanın en önemli şeylerinden bir tanesi. Tamam, kabul ediyorum ama. Ama internette söylediğini birebir de söyleyemiyorsan, bu ifade özgürlüğünün neresinde var oluyor? Gelip şurada yüzüne gelip sen diyemiyorsan, hadi konuşamıyorsan, evet. Hadi. Gerçekten öyle. Buraya, hadi. Gerçekten öyle. Hadi. Doğru. Yani oradaki kimliğin, oradaki egon sana başka bir şey katıyor. O zaman bu nasıl bir ifade biçimi? Şimdi, bu seninle alakalı ne? Bu toplumla alakalı ne ifade ediyor diye sormak lazım. Çünkü nefret söylemleri, hakaretler vesaire ve bir şey konuşurken gerçekten nasıl bir diyalektik oluşturuyoruz? Nasıl bir yaklaşımımız var? Bunları ele almak lazım yani. Ve neyi neden söylediğini irdeleyen çok kim var mesela? Neyi neden savunduğunu düşünen kim var? Onları düşünmek lazım yani. Bayağı düşünmek lazım. Sokakta yürürken düşünsene, ben bir herhangi biri olarak seni hiç tanımıyorum, seni de tanımıyorum, böyle yapıyorum. O saç olmuş mu Murat? Mesela geliyorum. Ya o ve olmamış sanırım. Olmamış böyle, lafına bak, bayılıyorum ben. Yani, olmamış. Olmamış yani. Pardon. Durduk yere yolda bunlar olsa mesela çok ütopik film olmaz mı? Böyle bir şey. Olmamış ama bir fotoğraf çektirebilir. Evet. Bu olmamış halinizle lütfen. Çok seviyorum. Olmamış lafı çok iyi, çok iyi. Olmamış bizde yani. Bizde oluyor ya öyle şeyler. Aslında, anneme gidiyormuşum değil mi böyle? Anne olmamış ya. Anne olmamış bunu ya. Siz bunu bir baştan yapsınız. Sette en uzun beklediğiniz günü hatırlıyor musunuz? Ay, hatırlamamayı seçiyorum. Mardin Midyat'ta. Mardin Midyat. Bastırdım, travmalarımdan bir tanesi bunlar. Evet, buyurun. Mardin Midyat'ta hiç unutmuyorum böyle 2009-10 falan öyle bir yaz, şey. Yaz, kış? Kış, soğuk. Bir hastanede çekim yapıyoruz Midyat'ta. Bir Bulut Olsam diye bir dizi. Rahmetli Meral Akay henüz sağ. Ah dönem. Canım benim. Mekanın cennet olsun. İşte Akyürek Engin, Melisa Sözen. Ondan sonra bir hastanede bir sahne çekiyoruz. Şu an oraya odaklandım ama oradayım şu anda. Yani zamanında yolculuk yapmış gibi. Yönetmenimiz var. Biz de oradayız. Bir hanımefendi. Evet. Ondan sonra 36 saat olmuş. Uykusuzluk. Çok abartmıyor. Tek sahne. Yani şey, bütün çekim set devam ediyor ve uykusuz 36 saattir. Çünkü Mardin'le Midyat arası uzak. Evet. Pardon, Nusaybin falan öyle bir... özür dilerim ya, Batman'dayız hastanede. Tabii, gezdik böyle bir hani harabeler marabeler falan çektik. Hiç oradan hani şey, hikaye gereği harabelere gittik Midyat'tan. Sonra oradan da Batman'a gidelim falan dediler. Gece yol yaptık, sabah set yaptık. Bitmiyor yani çekimler. Sonra böyle bir gözler düştü, bittik falan. Ben acaba, ulan bir de dram dizisi yani. Dram dizisi ve ben, düşünsene. Ondan sonra yönetmen geldi ya, Murat dedi, bir de yardımcı rol oynuyorum yani, besin zincirindeki en alttaki rol hani. Şuradaki rol ya, hani başrol var, ona aşık olan kız, ona aşık olan öbürü olan, onun babası, onun kardeşleri falan, en alttaki adam. Hani Kolşit'te 25 falan. Hani ben seyirci olsam bakmam bana yani, hani aktüreye bakarım. Evet. Ondan sonra geldi yönetmen, dedi ki ya Murat dedi, gözlerindeki ateşi göremiyorum dedi. 36 saat olmuş dedim ya, gözlerinde bir ateş yok ki dedim. Sonra Meral dedi, bana daha az yaz dedim. Oğlum sen komedyen olacaksın dedi. Ah. Abla saçmalama dedim. Ah, çok iyi. Tabii. O özel bir hanımefendiydi Meral Akay. Evet. Ve hakikaten de gözünde ateş... Buldurucu röportajlarını okuyun bu arada. Öyle İnanılmaz öyle. Olağanüstü bir hanımefendi. O gün, ondan sonraki gün işte iki gün uyudum.
Sonra komedyen olmaya dedim ben Meral ablayı bir dinleyeyim komedyen olayım dedim. Ve oradan devam gerek yok. Gözümde bir ateş oluyor komedyen. En uzun beklediğin set bak ne? 36 saat inanılmaz. Yok değil mi bunu geçemiyoruz. Yok hiç yani ay oralar olmuştur yani. Bir de benim ilk oynadığım dizide Hadımköy'de işte bir evde çekim yapıyoruz. Sette uyuyup uyanıyoruz artık 18 hı-hı yaşındayım falan. Kostümle uyuyorum, kostümle uyanıyorum. Devam ediyorum falan. Müthiş müthiş bir ortam. Artık şey olmuş böyle evimdeki uykulardan şöyle uyanıyordum. Rejinin sesini. Yasemin Hanım diye uyanıyordum böyle yaparken. Böyle kalkıyordum. Artık sete gitmem lazım falan. Yasemin sakin, evdesin. Böyle PTSD bayağı yani. Hani. Of. Evet, enteresan bir deneyimdi o gerçekten. Benim hep rahat oldu. Ben o ateşten sonra. Senin gibi yani, havale dönemi ben, gibi. Ben gittim aynaya baktım. Ulan hakikaten gözümde bir ateş yok. Karar verdim. Ondan söndüm. Sonra ben de sözleşme yok hiç ya. Nasıl? Ben takmıyorum o kadar şeyi ha böyle. Hani ne bileyim. Tabii yani günün tabii sonunda profesyonel bir hayat hı-hı yaşıyoruz ama ben bir şekilde kendi oyun alanımı yarattım. Yani şanslı birisiyim ama bu sen arada. Sen büyük abi riskleri yapımcılık da yaptın ki evet, yapıyorsun yani risk, risk çok sevdiğim bir şey. Yani kumarbaz da olabilirdim düşünsene mesela. En azından evet sanata yani, dokun. Kıbrıs'ta bir komedyen işletip kara para aklayabilirdim mesela. Hani. Ama şu an komedyenlik yapıyorum hani. Güzel bence sağlıklı bir iş. Yani hani güzel bir şey bence. Kara günlerimizi aklıyorsun çünkü sen şey, de. Evet evet. Hani, aa, bunlar bir tane evet. Yeah! Kara günlerimizi aklıyorsun çok güzel. Düşme sahneleri siz girer mi mesela? O gün. Bugün kimin öpüşmesi olduğuna bağlı herhalde tabii. Evet, tamam, yani ben şimdi. Bir sonraki soru. Murat hiç öpüşmemiş gibi bakıyor. Ya mış gibi yapıyoruz zaten yani. Ben abi niye hiç öpüştüm? Menajerimi arayayım. Biz yani düşündük zamanında kendi kariyerimde yakışık almaz diye düşündük sonrasında. Hani hı-hı gerek yok dedik. Ama işte bir şey oyunda Yasemin'le öyle bir şey yapıyoruz. Ha onu gerçekten bilerek sormadım. Ben zaten hiçbir şey bilerek yapmıyorum. Ben de bilerek yapma ihtimalin yok zaten. Sahne tekniğimiz var bizim canım. Tabii görmediğin için oyunu şu anda henüz. Evet. Biz böyle evet özellikle sakla seni. Gidip izleyin. Evet. Aynen. Öpüşmeseler zaten olmaz. Oyun komik olmaz değil. Bir de o var değil mi? Soyunmasaydı tutmayacaktı falan. Öyle bir şey. Şimdi manita neyi tutmayacaktı? Ben yapmam. Allah'ım, ince. Allah'ım ateşlerdeyim. İnce ince Yasemin. Manita Suare diye bir bölüm yazdık. Manita Suare. Çok iyi, evet, çok iyi. Manita çok Suare. Iyi, biraz iyi. O zaman şöyle, ilk buluşma için bir yer seçiyorsunuz efendim. Guatemala'da, Yanardağ. Benim param yetmeyecek bu iş diye. Üstünden geçsek yeter be. Bir bu şeyde paranın yetmeyeceğini düşündün mü? Erkeklere genelde sorulur ya bu soru. Çünkü her şeyi onlara derler gibi gibi. Ya ben paramın yeteceği yere götürürüm. Ne münasebet. Bence de paramın yetmeyeceği yere niye götüreyim ya? Aldın. Selami'den. Bir buluşmaya hiç arkadaşınızı yanınızda götürdünüz mü? Normal arkadaşıma. Evet yani atıyorum Yasemin'le buluşacaksın. Tamam. İşte Mehmet sen de gelsene benimle Yasemin'le. Ben hep öyle yaparım ya. Nasıl yani? Benim genelde arada kaynatıyorum ben hep. Kanka sen de gelsene falan diye böyle. Yani. Kız şok değil mi? Kız şok mu yoksa güven yaratmak için mi bu? Hani merak etme. Şey kanka olmayayım, sen de şey olmayacak. Ya. Ben arada kaynıyoruz böyle yani. Ya şey böyle sen birisin Guatemala'da. Tabii evet. Bir ara bir tane bir şey çalışıyorduk. Bir dizi çalışıyoruz işte senarist arkadaşlarla. Flört farklı ülkelerdeki flörtlere bakıyoruz. Şimdi hı-hı Türkiye'de yani bizim topraklarımızda flört işte tanışıyorsun, flört ediyorsun, sevgili oluyorsun, arkadaşlarına tanıştırıyorsun, ailenle tanıştırıyorsun, aileler tanışıyor. Teşekkürler. Teşekkürler Yasemin Hanım. Aileler tanışıyor ve hani sonrasında da işte nişanlanıyorsun, söz kesiyorsun, nişanlanıyorsun, evleniyorsun, boşanıyorsun. Kaç günde oluyor bunlar? Bunlar uzun üç, sürüyor. 3-4 gün falan. Evet falan sürüyor. 3-4 gün kapatıyor. Mesela biz de böyle. Yazdım bunu. Ya en son aileye gidiyor. Mesela Latin Amerika'da şöyleymiş arkadaşlar. İşte kız arkadaşlarıyla, işte erkek arkadaşlarıyla mesela 4 kız 4 erkek buluşuyorlar. Tek seferde halloluyor herkes. Arkadaşıyla ilişkisi nasıl, kendisi nasıl, o nasıl, bu nasıl bilmem hop. Sonrasında karar veriyorlar hani. Aa bak dedikodu o an yapılıyor. Evet hızlı hızlı. Dedikodu o an yapılıyor. Sabahında onlar görüşüyorsa bu iş artık olmuştur yani hani. Zaten sen böyle prosesi atlamış oluyorsun bir sene falan. Zamanla yolculuk yapıyorsun. İşte şey Latin Amerika'da ben böyleymiş. Kadar bir dakika sağa ya kaydır, ben kaçırdım. Arkadaşlarla tanıştığında olayı hızlandırmış mı oluyorsun yani? Şimdi şey yani WhatsApp kız grubu diye bir şey var ya. Kanka şöyle buluştuk. Elini buraya attı. Omuzunu attı falan filan. Şöyle sarıldı. Bunlar ne de? Saçlarımı kokladı falan filan. Kanka nasıl attı? Hangi elini attı? Hangi parmağını elledi falan filan. Öyle bir şey var ya kız grubunda. Erkeklerde mesela erkeklerde öyle bir şey yok. Burayı atlıyorsun. Latin Amerika onu çözmüş.
Sen hiç bir arkadaşına gittin mi bir buluşmaya yanında? Yok. Yok. Yani ortak arkadaşlarımızın bir arada olduğu böyle bir ortam olur, ondan biridir falan. O başka bir şey. Yok yani. O, niye öyle bir şey yaparsın ki? Ben hatta yoksa bile o an orada arkadaş ediniyorum. Murat'ın özgüveni kanka, harika. Kanka gelsene yani. Gelsene. Pasör lazım değil mi bir tane? Kanka hesap ödesene diyorum ya. Ya çok iyiymiş o. Ne? Hesap ödetiyormuş. Peki date'den kaçış, yani o buluşma anında kaçış mesela senle ben ya da senle ben artık ne ya da birbirinizle artık bilmiyorum çok karışık. Alo anne oldu. Ne oldu? Hastane mi? Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Çok özür dilerim, hesabı sen kapatırsın. Genelde böyle. Senin hadi iyi o, hep iki kişi gidiyor. Evet ya, o zaman kaçmasın. Ben böyle sonrasında hadi gelsene devam edelim deyip çaktırmadan böyle son derece eğlenceli bir ortama gidiyormuşuz gibi götürüp orada onu bırakıp gidiyorum. Kalabalığa karışıp böyle. Adam bak, adam inanılmaz. Sen git, geleceğim diyorum. Sen git diyorum. Sağ sağ, ben sana lokasyon yollarım. O ya çok iyi, gelmedi. Love bombing başlıyor iki kişi birden, sonra ghost yok oluyor bir anda adam. En iyi şey ghosting. Ha, sen beğenmediğin şeyde arkadaşın en azından faydalansın, demeyeceksin inşallah. Herhalde. Yok canım. Yok yok öyle biri değil. O hesap ödetmek için var. Aynen. Doğru. Yani zaten burada şu soruyu sormuyorum. Hesabı kim öder hiç sormak istemiyorum. O çünkü annesiyle kaçtı. Sen kaçtı. Kimse hesap ödemiyor bu ekipte. Hesap ödenir ya. Ayıp yani lütfen. Evet. En azından yeltenilir. Aynen. Şu. Tamam, hallediyorum ben. Tamam sen hallet hadi falan. Ama çok slow motion. Ya her şey ağır hareket değil mi? Evet evet evet. Evet. O başka bir şey. İlk, en azından ilk buluşmada yatırım gibi düşünmek lazım. Yatırım. Ne teklif hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü uzun zamandır bu teklif yok. Çok güzel bir şey çıkma teklifi ya. Ortaokuldayken bir şey demiştim. Bir tane ismini vermiyorum. Benim bütün olaylar benim ortaokulda var arkadaşlar. Ben de çıkar mısın dedim. Kız evet dedi. Dinlemeden kaçtım. Heyecandan ya. Evet kadar koştum böyle. Ulan ben ne yapayım? Siktir dedim. Kız evet dedi. Geri de gidemiyorum. Sabah gözüm uyku geliyor. Sabah okula gittim, kız benimle muhatap olmadı. Bir şey sormuştum. Manyak evet demiş, kaçmış yani. Ulan ne haber dedim. Kız böyle yaptı. Evet demiş. Dalga geçiyorsun zannetmiş olabilir. Evet çünkü yani. Hatta etrafa bakmışsın bunlar böyle şakalıyorlar. Yazık ya. İddia konusu bu. Çıkma teklif güzel şey ya. Biraz resmiyet, biraz benimle bir içki içmek ister misin ya da bir kahve içmek ister misin? Güzel bir şey. Bu yani. Buluşma teklifi. Bir de sevgili olmaya hani. Ha, öyle çıkma, o çıkma teklifi. Kolay bir teklif tabii değil. Oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar genelde. Genelde evet evet. Biz neyiz şimdi derken. Oldu falan. Sen çıkma teklifi. Bir dakika şimdi şunu bir açıklığa kavuşturalım. Çıkma seninki teklifinden kalsın, sen flörtten mi bahsediyorsun? Yok normal sevgililik benimle işte. Benim biraz kız arkadaş, kız arkadaşım olur musun yani? Evet. Benimle sevgili olur musun? Benim dışımda kimseyle öpüşmeyeceksin. Çok tatlı bir şey bence. Bence çok güzel bir şey. Evet. Net. Üç şey bölümü. Üç şey bölümü. Evet. Şimdi burada seçimler yaptırtacağım. Anlatacağım. Seçim şimdi. Deme bana. Bana seçim deme. Hayatında bazı şeyleri tek bir kişiye indireceğiz. Ve ikiniz ortak seçmek zorundasınız. Tek tek değil. Yani romantik komedi filminde başrolsünüz. İkiniz oynuyorsunuz. Ve üçüncü biri daha var. Sizi ayıran kişiyi oynayacak. Oh. Seçenekleri gir. Kim? Lassie. Köpek. Benim yerime köpek seçti adam ya. Hayır. Yok hayır. Aç mısın bir şeyler getirir misin? Aramıza bir girecek bir oyuncu mu? Evet yani iki sevgiliyi oynuyorsunuz tamam. Ama kötü kişiyi yani gelip sizi ayıracak kişiyi oynayacak oyuncumuzu seçiyoruz. Hazırsanız üç şıkkımız var. Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ. Evet. Ata Demirer. Sattı evet, hemen Kıvanç. Evet o da olur. Serenay Sarıkaya. Ooo güzel. Kıvanç da sen olur diyorsun yani. Hemen dedi zaten. Dedim ha, Kıvanç olur dedin mi sen? Ata Demirer de olur diyorsun. Bak söyleyeceğim cevabını da skandal olabilir. Serenay ama ben seni Serenay için terk ediyorum falan. Wow, yo, rock and roll. Yani aynen. Serenay için hepimiz ben de kendimi seni terk ederim. Hepimiz seni terk edebiliriz Murat şu anda. Yani Serenay için ben de kendimi terk ederim. Serenay'a sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Serenay. Derdinizi, tasanızı paylaşacağınız bir dert ortağı seçeceğiz şimdi. Şıkları veriyorum. Evet. Beraber. Biz yine romantik komedi, aynı romantik komedi filmindeyiz. Devam filmi mi bu? Ya bu yeni. Dert, yani ikiniz de derdinizi, tasanızı bir kişiye anlatacaksınız. O kişiyi seçiyoruz. Ha okey, tamam. Tamam. Teoman. Aha.
Seda Sayan. Bülent Ersoy. Buyurunuz efendim. Ben Seda derim. Sen ne dersin? Seda. Seda biz derim. Karar verdik. Seda diyoruz. Seda Sayan'a sevgiler. Peki. Aileler yarışıyor gibi oldu. Teoman bizim derdimiz olup şarkı yapar, yazar falan. Bak, bir sonraki albümünü de duyarız yani hikayelerimizi. Anlatıyordu bana bir gece viski eşliğinde falan. Otel odasında. Ben benden bahsediyorsun aynen öyle. Bülent Ersoy'la nereye gideceğini bilemeyiz hikayeyi. Yani evet, kim tamam. Ne demiş falan sinirlenebilir de. Derdimize ortak olmasını istemem. Seda Sayan akmaz kokmaz. Tokatlı hemşehrim. Seda evet. Sayan bir de olaya müdahil olur. Tabii, yani tabii, anla, çözer bitirir. De yani. Bitirir. Evet. Hötter bitti. Seda Sayan kesinlikle. Peki o zaman hayat boyu komşunuzu seçelim. Zerrin Tekindor. Ha? Aha evet. Şey evet. Peren Kutman. Sezen Aksu. Oo, ama çok zor bir soru sordun. O yüzden. Zerrin eledim. Zerrin gitti. Anlatır Peren şimdi Kutman. Londra tiyatro falan gerekiyor. Peren Kutman mı? Peren Kutman mı? Peren Kutman olabilir ya. Sezen çok... Aksu mu diyorsun? Sezen... Sezen Aksu. Of. Sen söyle. Kaç saniyemiz var? Bilmiyorum. Böyle bir şey oluyor. Sayıyor. Sezen Aksu. Çok iyi. <yarın. gülüyor> Peren Kutman mı diyorsun? Bu espri, bu espri. Ah, çabuk. Sezen Aksu be. Sezen Aksu. Ah, Sezen tamam. Aksu ya. Ama onda da albümde dertlerimizi duyma ihtimalimiz var. İşte müzisyenlere güvenmiyorum. Senin ne derdin var böyle? Derdim var. Sezen Aksu'nun konuşmuyor. Söz yazarlarını sevmiyorum ben falan. Travmatik geldi o. Evet, yoktu. Dedikodu yapacağınız ismi seçeceğiz. Bir dedikodu yapacağız. Uf. Uf, bakalım. Bunun üç isimden hangisiyle yapacaksınız? Danla Bilic. Hadi bakalım. Mert Vidin'le... Kerimcan Durmaz. Mert'le benim dedikodu yapmıştım vardı. Benim de çok var canım. Evet. Müthiştir o konuda. Ama sorsan yapmadık. He tabii. Ama. Mert'in dedikodusu iyidir. Evet. Mert'in dedikodusu. Demedik olmadı. Mert'in yani, dedikodusu yani. Mert. Danla da mesela Danla da böyle Shakespeare'in mezarcıları gibi böyle bir gömücü bir şey var. Yani evet böyle, var. Danla'yla herkesi gömebilirsin gibi geliyor bana evet. Danla'yla. Danla daha ben Danla'ya sıcağım Danla şu anda. Danla diyorsun ya. Dedikoduysa Danla'ya sıcağım ben. Tanışmıştım yok ben Mert diyeceğim. Ama aramızda yani, aynı kişi diyeceksek hadi değişiklik olsun Danla olsun. Olur. Ama Mert üçümüz de tanıdı ve bildiği ama Mert'i soracak yapmıyoruz dedikodu o yüzden. Hiç. Ya ama şimdi bir dakika soruyu hani aramızda bir tartışalım bunu. Lütfen. Ha. Yani bir değerlendirelim. Dedikodu yapacaksak. Üçüncü kişi kimdi pardon özür dilerim. Kerimcan Durmaz. Kerimcan Durmaz. Ben Kerimcan'a yani emin değilim. Sanki bir Danlı daha yalan bir... söyleyebilirim Kerimcan'a. Dedikodu diye ama uydurabilirim evet. Beraber bir dükkan açıyorsunuz hazır mısınız? Açtık. Yok. Geçtik buraları hayatım. Aynen ben kazarmışım ama. Belki fikir değiştirirsiniz diye zorlayacağım sizi. Lütfen. Beraber bir dükkan açıyoruz. Belki onlara dükkan ismi... Etçi mi olurdunuz beraber? Steakhouse evet. İşine mi girerdiniz? Rezalet döner. Of. Rezalet döner. Bana döner. Yapma. Siyaset Cenabet döner falan. Wow. Hitabet döner diyelim. Kıyamet döner. Letafet döner diyelim. Var mı aklına gelen bir dönerci? Yok peki. Lanet döner. Selamet doğru. Selametle falan. Oto yıkama açsanız beraber. Oto yıkama. Fışır fışır. Pompalı şeyler geliyor aklıma hiç olacak işte. Yapma. Çok özür dilerim. Oto yıkama ya. Değil mi? Sen arabalardan anlıyorsun. Yani belli ki anlamıyorum çünkü şu anda hiçbir şey gelmiyor aklıma. Oto yıkama güzel ya. Oto yıkama. Üf, reklam filmimizi düşünsenize beraber oto yıkama dükkanı acayip. Reklam filmi ikinizde. Süngerler müngerler. Sizler sen beyaz tişörtün de her yerde. Allah. Ben mayoyu çekmişim evet. Falan. Benim fikir çok hoşum. Sıkıyorum böyle her tarafıma. Nasıl bir şey giyersin? İşte bu. Turuncu bir tane mayo düşünsene böyle. Güreşçiler gibi giyinmişim. Saçları tekrar uzatabilirsen böyle sallarsın. Ya evet. Şöyle yaparım ben. Kurulandı bitti. Bence oto yıkama çok güzel iş ya. Oto yıkama yani biz evet neydi soru neydi? Soruyu boş ver artık cevap. Dükkan açıyoruz. Dükkan açıyoruz. Ha. Evet. Ha isim düşünmüyoruz. Etçi de yani. Efsaneydiniz. Şov yaptınız. Etçi de ya etçi biraz Cilalı Parlat. Var. Olmaz mı? Cilalı Parlat isim de buldum. Evet. Cilalı Parlat dedi. GP. GP ha. Dedi. Böyle küçükle küçükle gidiyor. Türkiye'nin kült TV programı 3 tanesini seçtim. Siz de bir tanesi seçeceksiniz. Beraber sunuyorsunuz programı. Tamam. Şahane Pazar. Güzel.
Hatırlar Şahane mısın? Rıza şey. Behzat'la söyleyeyim. Aha, evet, Süheyl Behzat Uygur. Evet. Biz sunacağız, onlar sunmayacak. Yok, sizin artık iş. İş artık size bizim. Geldi. Ha, tamam, dinliyorum. Gerçek kesit. Gerçek kesit. Çok iyi. Ben o işi seviyordum. Çok iyi işti ya. Evet ya, gece izlerdim korkardım. Dın 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 dın. Evet. Gülmeli korkmalı. Gerçek kesit. Şahane pazar. Yasemin'in penceresi. Yasemin'in penceresi. Onu hatırlar mısınız? Çok iyi programdı. Evet, çok iyiydi. Yani yorum yapacak kadar iyi hatırlamıyorum maalesef. Yani işte konuğum Murat Cemcir ve senin ilk tiyatro yaptığın arkadaşını çağırıyoruz. Perdeden sen geliyorsun. Böyle sürekli eski manitalar, eski şeyler falan. Hatırladım. Çok güzel programdı evet ya. Evet ya. Evet. Ama bir yani iyi bir geçmişin olması lazım çok, programı çok, konuk olmak çok, için. Çok. Sıkıntılı yani. Evet. O programda beraber mi sunacağız? Evet. Tabii tabii beraber. Ne diyorsun Yasemin'in penceresinden mi siz diyorsun? Siz seçin bunu sana bırakıyorum. Ben Yasemin'in penceresinden tehlikeli buluyorum. Çok insanla muhatap oluyorsun. Yani hani Yasemin'in sıkıntılı. Penceresi. Evet. Gerçek kesitçiyiz biz. Okey. Tebrik ediyorum. Gerçek kesit. Doğru cevap mı? Yok, doğru cevap değil. Hissettiğimiz cevap. Doğru cevap mı diye girdi. Doğru cevap mı? Değil mi? Yine doğru cevap şey, yok. Hayırınız boyunca şey düşündünüz mü? Ya bu iş olmuyor galiba. Ya çok kolay olsa zaten yani bir yanlışlık var diye düşünürsün bence. Hı-hı. Hani her şey çabalama gerektiriyor. Evet yani hani bir evet. O bazen dibe vurman gerekiyor tekrar en alttaki özünü, o hırsını bulmak için. Hı-hı. Kendini onu cilalayıp parlatmak için. Cilalayıp parlatmak hemen reklamda. Yani şey çok yarış içinde bir endüstri, çok kompetitif bir endüstri. Hı-hı. Zor olabiliyor bazen tabii ki. Ama onun üstesinden gelip tekrar başaramayacağını belki düşündüğün şeyleri başarınca insan tekrar tekrar bu inancı kazanıyor kendine. Yani güzel bir döngü diye. Ben şey cümlenin başını dinlerken uydun aklıma mi? Bir şey geldi. Ne cümlenin yani? Ortasında bıraktım yani. Zaten ben de bir koptum orada. Ya hayır ben. Yani şöyle yani şimdi mübalağa gibi gelebilir tabii ki ama hakikaten bir defa oldu. Ahlat ağacında oldu. Ulan ben ne yapıyorum dedim yani hani. Çünkü hiç komik değil film yani. Hani, Doğu komik, eğleniyoruz ama hani Bilge de çok olağanüstü bir insan, Nuri Bilge Ceylan. 3,5 ay sürdü seti falan. Tarladayız böyle Çanakkale'de. Hı-hı. Akşam 5'te hava erkenden kararıyor. Sabah 4'te hava aydınlanmaya başlıyor. 4,5 set, işte 4,5 uyanış, 4,45 kahvaltı diyor. Her sabah 15 dakika takıyorum kahvaltı yapabilmek için. 5'te hava aydınlanmaya Hı-hı. başlıyor. Ondan sonra 5-10 geçe sahne çekmeye başlıyoruz falan filan. Böyle ben ne yapıyorum ben burada? Acaba yanlış bir şeye mi girdim falan dedim yani. Hani. Erken kalkmakmış onu sorduran şey. Hani gülümüyor. Bir de çok uzun diyalog. Hayatımda bu kadar erken kalktım başka bir dönem olmadı. Hiç. Evet hakikaten olmadı ya. Çünkü sabah 5'te de kalkılmaz ya. Yani kalkılır tabii ki de hani. Tabii ki kalkılır yani. Bütün dünya sabah 5'te kalkıyor zaten yani ama hani. Ahlat ağaçına doğru gidiyoruz şu an. Böyle zorlayıcı şeyler en değerli şeyleri çıkarabiliyor evet, ortaya evet, yani. Evet. Yani en değerli demesem yani. De kendini sınadığın alanlar. Öyle değil mi Murat'cığım? Çok güzel. Biz mesela hani böyle bir kalabalık bir set. İşte bir önceki filmimizde 180 tane insan çalışıyor. Olağanüstü insanlar. İşte 35 tane araç var, kamyonlar, 7 tane karavan var falan. Çanakkale'ye bir gitti. Bir tane karavan var. Makyaj karavanı, kostüm karavanı. Aynen. Allah'tan tuvalet karavanı ayrıydı. Yani hepsi tek bir tane falan. Dedim ki başka karavan yok mu arkadaşlar? O alışıda gelme şeyin dışında dedi ki Yıldız vardı yardımcı yönetmen. Yıldız'a da biz Bilbul Tosan'dan tanışıyoruz. Orada birinci asistandı. Çok ağza hanımefendi bir sinemacı. Murat vallahi yok dedi. Nasıl dedim ya? Olması lazım bir tane daha karavan. Murat'cığım yok dedi. Ha dedim. Bilge'nin yanına dedim. Abi dedim başka bir karavan yok mu dedim ya. Murat'cığım yok dedi. Çok iyi. Ondan sonra kaldım böyle. Ulan hakikaten yokmuş dedim yani. O zaman dedim bir de karavan öyle bir karavan. Bütün kostümlerde karavanla şöyleyiz bak. Kostümlerden birbirimizle konuşamıyoruz doğruyla. O kadar kostüm var ki böyle. Ha dedim demek ki ya sanat filmi ya o. Evet. Ve hani başka bir tecrübe. Ama hep izi kana götüren hikaye. Tabii. Yani çok olağanüstü bir deneyimdi benim için. Müthiş bir deneyimdi yani. Orada bir sorguladım ben. Çok normal sorgulamak. Müthiş bir deneyimdi orada bir sorguladım. Çok iyi. Geldik arkadaşlar okuma provası yapacağız beraber. Okuma provası. Evet. En sevdiğim. Bu sizin en sevdiğiniz şeydir eminim. Sever misiniz gerçekten doğruya doğru okuma provası? Zor da bir şey. Okuma provası arkadaşlar oynayacakları rolleri bir arada toplanıp evet. Seslendirdikleri. Masa başı çalışmaları. Masa başı ve fotoğrafları belki çok yakında film geliyor, evet. Dizi geliyor dedikleri bölüm. Şey bilir misiniz Sezen Aksu'nun Bile Bile şarkısını? Hiç. Geri dönmek inan içten değil.
Hani var ya. Bilir misiniz? Sen de bilemedim şimdi. Daha iyi bilmemem biliyor musun? Öyle ben mi? De giremedim şarkıya bir türlü. Girme zaten yani şey de oluyor. Yani şey. Şimdi arkadaşlar. Sizin bölümünüz üstte. Sizin bölümünüz de altta. Eyvah. Buradaki moodlarınızı okuyabilirsiniz. Ne şey. Hemen söylüyorum. Murat Cem Yeşim. Şarkımızın adı Bile Bile Bir Sezon Aksu şarkısıdır. Sezon Aksu. Sezon Aksu mı? Ve oyuncularımız bu şarkıyı modlara göre okuma provasında seslendirir. Murat Cemcir sinirli, Yasemin Elin alaycı bir şekilde gerçekleşti. Evet. Murat Cemcir. Bir arada olabilmek ne mümkün? Bu bir arada kalabilmek imkansız. Seneler alıp gitmiş ne var ne yoksa. Her şey inanılmaz değişen ben miyim? İnanılmaz bu yabancı da kim? Sen misin böyle uzak veda sözleri söyleyen? Sondaki yükseliş çok iyiydi. Devam et. Drama dediğin devam. Böyle. Şarkı devam ediyor. Yani geri dönmek inan işten değil. Hani var ya tutamazsın kendini. Bir ümitle ya olursa dersin hep. Aa işte bile bile her şeyin bittiğini geri dönmek inan işten değil yani. Hani var ya işte tekrarlıyor burada. Zaten. Orada evet o tekrarlıyor tamam. Öyle. Hani var ya tutamazsın kendini yani bile bile her şeyin bittiğini. Senden ayrılıyorum. Hayır o benim bölümüm. Deli çıktılar ha. Yani böyle bir şey. Ama bu şey güzel bir bölümmüş bu. Kaldı. Evet bunu... Yani şarkı yorumlamak güzel bir şeymiş evet, yani evet. Böyle hani öyle değişik yani. Böyle. Yani mesela şey gibi Barış Manço'nun şarkısı var. Geçen bizim Pınar var koreograf arkadaşımız hı-hı. Pınar Atayar. O söyledi. Barış Manço'nun bir tane şarkısı var. Hani Allah beni, pulla beni, al koynuna yar falan. Yani orada adamla kadının diyalogları ya evet. Onlar hani. Çok iyi bir adam diyor. Gökleri yere evet. indiririm diyor. Onu uçururum bunu kaçır. Kadın diyor ki yapma diyor ya. Abla, ya sakin ol diyor. Gerek yok. Sakin ol diyor. Yani. Söyleme şeklinde böyle şey. Allah, abla böyle çok sakin. Allah beni, pulla beni, al koynuna yar. Hadi. Senin için dağları delerim. Senin için dağları delerim. Sakin ol ya. Ne deliyorsun dağları? Ha, seni anla seviyorum diyorum, diyeceksin. Anlıyorum. Anlamıyor musun? Dağları gitme oraya kadar şimdi. Kaç ay sürecek o dağ delme? O dağlar gel. Çabuk gel. Senin ya. İçin gök kubbeyi yerlere çalarım yar. Allah Allah. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Evet. Sen normal ilişkimizi düzgünce yaşat. Bir yere git. Sen önce şu hesabı öde falan. Çok iyiydi. Senden ayrılıyorum işte şimdi. Senden ayrılıyorum. Yok öyle değil. Adam kaptırdı kendini. İnanılmaz bir adam. Yani. Ne oldu anlamadım ki ben. Ben söyleyemedim ki daha yani. Sen ilişkileri böyle mi yaşıyorsun? Evet. Spontane bir insan. Ben hala kağıttayım. Çok iyi o. Şarkı devam ediyor. Alo Sezen Hanım'la görüşebilir miyim? Programdan gerçekten gidebilmeniz için sağlam bir ayrılık sebebi söylemeniz lazım. Benden ayrılmanız alo, lazım. Alo? Anne? Hastane mi? Çok özür dilerim. Abi kim sen? Gel bebek otele gidelim beraber gel. Ha sen orada millete ekiyorsun. Gel işte. Oo. Acayip. Çok iyi bir DJ var. Senden iyi olmasın. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi, hadi bakalım. Görüşmek üzere. Ben davetli miyim? Ben gelebilirim bebek otele. Teşekkür ediyorum efendim geldiğiniz için. Alkışlarınızla Murat Cemcir, Yasemin Kayalım. Çok... Nasıldı? Değişiklerdi. Çok değişik değiller miydi? Bence çok tatlılardı. Kız da güzel. Adam da tamam. Böyle bir hikayemiz olsun isteriz. İyi misiniz? Bu akşam keyfiniz yerinizde mi? Size birkaç soru sorsam, cevaplarınızı da çeksem müsait olur musun? Şey sormak istiyorum. Çift var mı aranızda? Yok mu? Herkes yalnız mı? Yalnız mısın? Yalnız mısın? Yalnız mıyız? Neden yalnızız biz? Siz yalnız değilsiniz, görebiliyorum. Yalan söylüyorsunuz bana. Ama kadın, yani farkındaysa boşandı az önce. Efendim? Çıkışta görüşecek misiniz? 10 yıl. Daha uzun var mı ya da yakın siz? 21 yıl. Oo. Sizin, yani... Helal. Şu devirde, şu ekonomik krizde zaten 21 ev arkadaşıyız der gibi 21 yıl. Ha bir de manitacılık? 20 abi iyi misin? Tanıştığınızı merak ediyorum. Ortak bir arkadaşımız vardı. Benim hiç yani, bulamadığım ortak arkadaş. Hep genel söylediklerim kim evet. Lan bu ortak arkadaş diye. Ortak arkadaşımızın tanıştık sebep oldu. O şekilde devam etti ilişkimiz. Ondan sonra evlendik. O şekilde... Hiç romantik anlatmadın.
romantik anlatamıyorum. Hanımefendi anlatabilir miyiz? Mi? Biliyorum hemen. Bu adam seni etkilemiş, biliyorum. Evet. Yoksa durmazsın, öyle bir kadın değilsin. Evet. Anladım ben. Evet. Nasıl evet. etkiledi? Çünkü hoş biri. Kibar. Sen de hoş birisin evet, ama. Evet, kibar, çok düşünceliydi. Ama derken. O görüşme sürecimizde. Bir de benim kriterlerimi karşıladığı için. Nedir kriterleriniz? Düşünceli olmasıydı. Ha, biz çok... şöyle bir de aynı şehirde yaşamamızdı. Ben farklı bir şehirde çalışıyordum. Hı-hı. O benim istediğim şehirde yaşıyordu. Onun sebebiyle onun yanına geldim derken. Yürüdü gitti. Sonra abi seni düşünceli. Paketlemişler bence. 10 yıla doğru gidelim mi biz? Evet, sayı düşürelim mümkünse. Nasıl tanıştığınızı acaba hanginiz anlatacak? Az önce boşanıyordun, bak dikkat et. Benim iş arkadaşım vardı. Eşimin de sosyal bir arkadaşı vardı. Sosyal arkadaş? Bu iki arkadaş aslında... Manita oldular. Manitalar. Heh, tamam. Ha, bizim aramızı yaptılar. Sen istemedin değil mi? Onlar kendi kendilerine yaptılar. Biz istedik birazcık da. Tufaya düşürülmüş. Bizi bir iki defa buluştuk. Evet. Ortak bir ortamda. Daha sonra eşim sağlık çalışanı bir gece fenalık geçirdi. Nöbetçi. Ha. Nöbette kalıyor. Bak, ben de telefon açtım. Görüşüyorduk, konuşuyorduk. Ben açım falan dedi. Dedim ne yiyebiliriz? Bu arada bulunduğu yer Ayvalık, ben Balıkesir merkezindeyim. Güzel, yakın ama gene de. Yaklaşık 120 kilometre evet. falan pizzayı sıcak yetiştirdim. Nasıl yaptın bunu? Pizzaya kandım. Hayatım ama 120 kilometre sıcak getirmiş. Ya arabanın kaputuna koydu motora? Ya tahminim. Neyi etkiledi sizi diye soramayacağım. Belli. Ama anlatmak isterseniz mikrofon isterim. Aradığın gece, çok açım dediğin geceyi hatırlıyor musun? Şöyle, yoğun bir nöbetti. Evet. Gece tabii saat 12 falan o civarlarda. İşte ne istersin? Ya pizza olsa çok iyi giderdi falan, çok acıktık. Yok dedim, sen bu getiremez, arkadaşla konuşuyoruz bir taraftan da. Aa, bir baktım, 1,5-2 saat sonra pizza zil bastı, zırırı. Ah çok güzel. Pizzacı geldi dedik. O zaman da şey yok, yani. O sepet bu sepet hiçbir şey yok. Öyle bir şey yok, yok. Nerede bulamazsın Hı-hı. zaten. Yani pizzaya kalmış olduk, öyle diyeyim. Güzel. Sizde kızlar? Hiçbir şey yok mu? Yani bakıyorum, olabiliriz. Evet. O zaman hayatımdan çıkarıyorum. Ne diyorlar bunu aramızda, psikolog? Kaçıngan bağlanmalı bir şey vardı, bir şey. Kaçıyor muydu değil mi? Öyle bir şeydi. O musun sen? Ya olabilir. Hayatım olabilir. Bakıyorum ki iyi. Oluyor, bu iş gidecek. Bayağı iyi gidecek falan. Hemen sabote ediyorsun. Mesela ne diyorsun Arkan? Biz seninle olabiliriz deyip evet. mi ayrılıyorsun? Yani bayağı iyi. İnsan delirtir. Olmamamız lazım. Ne burcun, ikizler mi? Yok, kova. Arkadaşlar fotoğrafını çekin. Hiçbir ortak arkadaşınıza. Çünkü abla şey çıktı, manipülatör. Arka tarafı veriyor musun hayat? Rock and rollers bir taraftan. Oo, severim. Eski yani. Hepimiz eskiden satın. Yok, kendim için diyorum. Eskiden hepimiz öyledik. Eski kendisi. Oo, eski sevgili mi? Evet. Sizin arkanızdaki eski sevgili. Benim eski sevgilim. Siz kimin eski sevgilisiniz? Burada kim? Orası eski sevgi, ex masası gibi. Masa patlıyor, ex masası. Onlar arkadaş, biz eski sevgili. Nasıl ayrıldınız birbirinizden? Nasıl tanıştınız hiç merak etmiyorum. Ben terk ettim kendisini. Gel. Senede 3 kez terk ediliyorum bu arada. Senede 3 kez terk ediliyorsun. Çünkü ikizlerim. Sen aynı kişiyi mi terk ediyorsun abi, seni başkaları mı terk ediyor? Yok, ben... Terk Sen üç kere terk sonra ediyorsun. Barışıyoruz. Arada özlüyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Sıkılınca. Diri tutuyordur ilişkiyi de düşünmek istiyorum ama yani ayarlarda bozulmaya başlamış bir şey. Peki nasıl tanıştınız şimdi, gerçekten merak ettim. Ben bir rahatsızlığım olmuştu. Geçmiş doktor. Olsun. Böyle doktor istiyorum. Evet, aynen öyle. Ne doktoru? Bir arkadaşın tavsiyesiyle gittim. Bir arkadaşın tavsiyesi doktora. Çok iyi doktordur, acayip sevgili olur falan, öyle mi? Biraz uyanmış kendisi. Ha, anladım, çapkın. Ondan sonra sevgili olduk işte. Nasıl yani? Muayene olurken Allah'ım çok aşık oldum diye bir şey. Aşık oldu. Ha, o aşık oldu. Ha, sonra bir iddia üzerine aslında. Annemin elinde ekzema vardı, geçiririm geçiremezsin, iddiaya girelim falan. Ben motor kullanıyorum bu arada. O da benden sonra, o da motorcu oldu işte.
iş geldi de çekilebilir ama yorum yapmayacağım. Evet. Egzama için ne yaptın Allah bilir. Yani o egzamın neler yapıldın? 15 güne geçti vallahi. 15 güne inanılmaz bir şey. Hocam tebrik ederim ama 3 kere terk edilmene. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İyi akşamlar efendim. Derdi olan varsa hemen söyleyebilir hallederiz. Mi? Halledemem galiba arkadaşlar. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz.